Öncelikle hasta bir şikayetle gelebilir. Memede ya da koltuk altında sertlik gibi, ciltte renk değişikliği gibi, portakal kabuğu görünümü gibi, meme ucundan akıntı gibi. Ya da hasta bize bir şikayeti olmayıp da kontrol olarak gelebilir. Orada da çekilen filmlerde kanser lehine olabilecek bazı kireçlenme gibi, farklı bir takım anatomik yapılar gibi belirtilerle kendini belli edebilir. Dolayısıyla bunları gördükten sonra asıl teşhis ilgili şüpheli bölgeden yapılacak biyopsiyle konmaktadır. Eskiden biyopsi keserek yapılır iken bugün genellikle ince ya da kalın iğneyle biyopsi yapmaktayız ve ona göre oradan gelen tanıyla yolumuza devam etmekteyiz.